Şöyle, Nuray Sayarı'nı herkes biliyor. İşte Nuru Viral'le Hayatta Her Şey Var programına zaten düzenli yer alan bir astrolog. Haftalık burç yorumları yapıyorlardı. Çıktığı son yayında da kendi hayatıyla ilgili müthiş itiraflarda bulundu. Bir zorbayla evliyim dedi. Hayatım tehlikede. Beni ölümle tehdit ediyor. Beni aldatıyor yıllardır. Akıl almaz şiddetler gördüm. Şimdi de bütün malımı mülkümü almakla tehdit ediyor dedi. Anlattı programlar boyunca. Evdeki adım geri zekalıydı diyor Nuray Sayarı. Bana geri zekalı aşağı, geri zekalı yukarı derdi. Dayak yiyip seminerlere çıktım gibi, yani gerçekten duyanları şok edecek pek çok şey anlattı Nuray Sayarı. Ben de bu Nuray Sayarı'yı Uçan Kuş'tan geçip Tayyarışık Saçan Erol Köse diğer iki hanımefendiyle birlikte onların konuğu olarak izledim. Ay çok aradım bulamadım. Anlat bize abi, çok merak ediyorum. Yani izlerken şoke oldum. Dedim ki artık bu Nuray Sayarı konusunda benim ayarım kaçmadan bay bay. Orada diyor ki kocasına niye muhtaç olduğunu anlatıyor. İşte anne yok başta, baba yok, işte kardeş yok. Kardeşim bile ben Amerika'dayken mahkemelik oldu. O zamanki soyadı Şenay Yan geldi. Şimdi Devi oldu. Başka bir astrologla mahkemelik oldu. Çünkü onun eski yazılarını kesip Nuray Sayarı diye yazmaya devam etmiş bir gazetede. O da dava açtı. Dolayısıyla ailesini yani yakmışken herkesi yakayım mantığıyla devam ediyor. Yanılmıyorsam ya 22 ya 26 kitabım var dedi. Böyle bir insanın 26 tane ya da 22 tane değil 2 tane kitabı olması ve satıyor olması bile bu ülkede yani okuyanlara göz yorgunluğu. Çünkü saygı duyulacak hiçbir fikri yok. Net söylüyorum. Astrolog ya, olarak da mı abi? Ya şimdi astroloji kitapları bunlar. Çünkü. Astroloji kitapları, evet. Astroloji bilgisi nereden? Ermeni bir komşusu varmış, ondan el almış. Yani kendisi mi böyle anlatıyor? Evet öyle söyledim. O programda öyle izledim. Erol ona soruyor, yani baştan başlayalım. Sen bu işin eğitimini nereden aldın? Yani el almayla 22 tane kitap tamamen palavradır abi. Bu kadar net söylüyorum ya. Eğitim ya almamış mı abi yani? Nereden almış? İşte ben de onu soruyorum. Almış mı? Nereden işte almış? Şenay Devi doktora yaptı. Bu konuda doktora alan bir astrolog. Onun yazılarını çalınca ben de 30 tane kitap yazarım. Kim bilir kimlerin eserlerinden alıntılar yaptı. Özgün fikri olabilir mi? Özgün araştırması, harita aşması, çüsü busu. Ben açıkçası bazıları vardır ya, konuştukça batar. Battı mı orada? Bence battı konuştukça. Yani senin hedefin ne? Bir eşten şiddet gördüğünü, niye sakladığını, 30 yıl her neyse niye sakladığını açıklamak için nasıl bir ailede yetiştiğini, ailenin sana sahip çıkmadığını, bütün bunları anlatırken hakkındaki intihal davasını neden, ya Amerika'daysan böyle bir yazıların senin adına insan aramaz mı, demez mi? Yok şey diyor, bir de Şenay'ı suçluyor. Ben ona diyor mahkemede el uzattım diyor, elimi bile almadı diyor. Almaz, ben de almam. Peki o intihale, yani hırsızlık diyelim, fikir hırsızlığı şeyine ne diyor, ne dedi, ne cevap verdi? İşte kardeşi kesip Şenay'ın yazılarını almış, o Amerika'daymış. Ha, haberim yoktu diyor kardeşim. Ha, haberi yok. Yani demem o ki sonra nasıl seviyeli bir zeminde seyrettiğimizi bilahare ortaya çıkan kardeşinin açıklamaları var mı, bizde videosu? Var. Bir izleyelim. Astrolog Müzeyyen Uman kardeşi, yani öyle bir video çekti ki izleyelim, dediğin gibi abi. Benim meslek hayatım boyunca nefret ettiğim dil şudur. Bir konuşursam yer yerinden oynar. Ya ne biliyorsun ki yer MIT'in belgeleri açıklansa Türkiye'de yer yerinden oynamaz. O kadar bağışık kazanmış ki bu toplum. O kadar şerbetlenmişiz ki yani gözleri dönmüş nasıl. Onun için vallahi yani Türkiye'de kimler hangi eğitimsiz insanlar nasıl paralar kazanıyor? Eğitimli insanlar o kadar üniversite okumuş atanmayı beklerken böyle cahil cüela bela oluyor başımıza. Ama ya ben şunu söylemek zorundayım. Yoksa Allah bana sorar, ben vebalden korkarım. Biliyorsun Beyaz TV'de hep beraber çalışıyorduk. Nur Viral'de arkadaşım. Ben Ali abi de bilir, hani bir astrolog biri işte gelse hemen "Aa bana baksana, ne zaman köşe oluyorum, ne zaman yırtıyoruz, bir bak" diye merak ederim. Nur'dan da rica etmişti, beni Nuray Sayarı ile görüştürür müsün diye. Sağ olsun beni bir reklam arası ya da yayın çıkışı, hatırlayamıyorum, davet ettiler odalarına. Nuray Sayarı benim doğum tarihimi aldı. Ondan sonra hemen bilgisayarını da açtı, baktı, bana bir şeyler söyledi. Söylediği şeyler de hani makul şeylerdi. Yani ne bileyim, hani diyoruz ya nasıl haritaya bakıyor falan, bana baktı mesela. Hani çok hızlıca böyle 5-10 dakikalık kısa bir şeydi. Bilgileri giriyorsun ona, o bilgiler seni götürüyor bir yere. Nuray Sayarı sana ayar çekmiyor. Senin için özel bir hayat okuması yapmıyor. O bilgileri giriyor. O programı birileri yapmış ya da yaptırmışlar. Geçelim, fazla üzerinde durmaya değmez. Gülben'in gelirini masaya yatıralım. Kardeşi konuşur mu, onu sorayım peki. Diyor ya bir konuşursam yer yerinden oynar. Sence konuşur mu? Daha ne konuşacak ya? Tehdit ediyor sanki burada biraz. Ya. Canımızı daha da sıkarsan falan gibi. Ya geçelim. Tamam peki.